Size bir şey tekrar edeyim. Bu birinci derste kullandım. Yeni olduğu için söylüyorum. Bu da bu akşam da ikincisini kullanıyorum. Bir fatih şeyimi çekelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak rızası dairesinde hareket ve hayret kazandırsın. Son nefesimizde talebi ulum olarak teris olmayı nasip eylesin. Sekeratta ruhunu seyredenlerden ettirsin. Amin. Şimdi abiler, şöyle bir başlayayım da. Dünya devamlı değişken. Sabitiyeti yok. Hadiseler devam değişiyor. Değişken bir vücutta değişken bir fikir ve his var. Ya bu kadar birbirine girmiş değişken. Sabit bir mihengimiz yoksa anafor gibi duman eder. Yani sabit bir nokta olması lazım. Şimdi güzel tarafı şu. En güzel taraf çok hoşuma giden. Düşündüğünüze ve hayal ettiğinize dönüşüyorsunuz. O zaman iyilik, iyi olmak bizim elimizde. Bu çok güzel işte. Şimdi bununla alakalı böyle bu ölçüyü şey yaptıktan sonra ilk önce düşünce ve fikir olarak bir şey atılıyor ortaya. İnsan onu tefekkür ede ede, tefekkür ede ede, tefekkür ede ede, su kayaya vura vura kayayı oyduğu gibi ondan sonra o fikir hisse iner. Fikir burada, his vicdanda. O his artık canlandıkça yandaki kalbe geçer. Duygu olur. Sonra latifeye dönüşür. Sonra ona dönüşürsün. O bapta şunu söyleyeceğim. Bu ikinci kez söylüyorum. Benim gömleğim derken ben arkadayım. Sahipleniyorum ben buna. Benim binam. Ben buradan başlayayım. Benim binam, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum. Tamam, bunu hep duymuşsunuz. Benim ruhum diyen o ben olan benim. Benim ruhum derken o ben olan benim. Tamam. Ruh nedir? Bize emanet verilmiş bir alettir. Ölüm korkusu için söyleyeceğim bunları. Akıl, kalp, ruh, mahluk olan her şey bize verilmiş. Mahluk, ruh mahluktur. Vücud harici giymiş bir kanun emridir, mahluktur. Sana verilmiş. Tamam mı? Sana verilen her mahluk sana emanet verilmiş. Sen değilsin. Tamam, buraya kadar? Tamam. Şimdi ölüm anı ne oluyor? Bedenden ruhun çıkmasıdır. Ruh çıkıyor bedenden. İkisi de sen misin? Değiliz. Bu çok orijinal. Bu iki akşamda kullanıyorum. Allah işte 3 gün önce verdi. Bir daha. Kudret taalluk ettiği her şeye mahluk denilir. Kudret taalluk etmediği her şey ilmi vücuttur. Mesela ağaç mahluktur. Çekirdek mahluk değil, ilmi vücuttur. Ruh mahluktur. Kudret taalluk etmiş, vücudu harici giydirmiş. Kanun-u emridir. Zihayattır, zişuurdur. Vücud harici sahibidir. Mahluktur. Sana verilmiş. Her sana verilen emanettir. Hiçbirisi sen değilsin. Burayı kaçırma. Evet. Sana verilen sen değilsin. Kullanmak için. Kitap verilmiş, bardak verilmiş, araba verilmiş gibi, göz verilmiş, hayat verilmiş, vücut verilmiş, başka ruh verilmiş. Ruh size verildi diyor. Hatta genişletmek için söylüyorum. Ruhunuzu niye kirlettiniz? Bize sorulacak. Mustafa.
Ruhunuzu niye kirlettiniz? Ha, ben kirletenim, kirlenen. O emanettir. Ruh ben değilim. Ruhunuzu niye kirlettiniz? Demek ki o zaman farklı bir şey var. Öz var. Ha, o biraz da böyle esasata dayandırayım. Bugün doktora anlattım bunu. Allah Resulüne geliyor Cebrail Aleyhisselam. Allah'ın selamını söylüyor. Cebrail diyorum. Azrail Aleyhisselam. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Rabbinin selamı var. Eğer o da isterse, yani onaylarsa, ruhunu al. Vakti geldi ya. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın iradesine karşı irade çıkartmıyor. Ve tamam diyor. 63 yaşında ruhunu verecek. Fakat Azrail, bir sorun var. Azrail Aleyhisselam ruhunu alacak ama bedenle ruh o kadar özdeş ki, o kadar nurani ki cesedi, bedeni de ruha eşit. Azrail Aleyhisselam tefrik edemiyor. Ruh bu mu bu mu? Diyor ki ya Muhammed ruhun hangisi diyor. Ruhum bu diyor. Bak ben ve ruhum. Aha ruhum diyor. Yani bunu Miraç'ta da oldu. Ne yapıyor? Cennete girdi. Cehennemi gördü. Arş, lef-i mahfuz. Ruh nereden verilmişti? Arş-ı azam. Kalp nereden takıldı? Arştan. Akıl nereden takıldı? Lef-i mahfuz. Çok uzatıyorum ama çok mühim olduğu için. Kalp arştan, akıl lef-i mahfuzdan takıldı. Ruh arş-ı azamdan takıldı. Allah Resulü arş-ı azamı da geçti. Ruhun da arkasına geçti. Kalbi kalpsin. Şimdi bir daha tekrar ediyorum son olsun. Sekerat anında, ölüm anında ruh bedenden çıkacak. Ruh muyum ben? Değilim. Ruh bana verilmiş. Benim ruhum, benim cesedimden çıkacak. O ben olan beni eğer yakalar, fikreder, hissedersek nasibimizde varsa, kendi ruhunun bedenden çıkışına sen şahit olacaksın. Korkunç bir şey. Sekeratına şahit oluyorsun. Ruh çıkıyor önünde, bedeninden çıkıyor. Çünkü ben ruh değilim ki. Benim ruhum diyen o ben. Bir de onun arkası var. Aa, sizi geçti o. En büyük o. Kaç yaşındaydı o? 2,5 abi. 2,5. 3'e gidelim. Salih geçti canım. 5. Abiler anladık mı burayı? Mustafa ne anladın abi? Ben ruh da değilim, ceset de değilim abi. Tamam. Sekeratta ne oluyor abi? Sekerat anında ben olan ben, yani ona inşallah erişebilirsek dediğin gibi abi. Ruh, beden yani ben denen o şey biz ruhumuzu seyredeceğiz. Çıkışı kabzedilmesini. Ruhumuzun bedenden kabzedilmesi, alınmasına sen şahit olacaksın. Allah Resulü bu ruhumdur dedi, bu da bedenimdir dedi. Benim. İşte delili yaptım. Benim ruhum diyen ruh olmadığı için ben olan ben ruhun arkasındadır. Ruhun ruha şahittir. Peki abi özür bir soru sorabilir miyim? Peki ehli iman bir insan değilse, yani kalbeli değilse onun seyir açısı ne olacak abi? Ha, bu hayatında kendisine yatırım yapmamış, farkındalığa gelmemiş, bedene ben demiş. Bedene ben demişsek, nerede bu adam? Bedende. Bu aynen, o onları aynen yaşıyor, beden çukura gittiği gibi çukura gidecek o. Çünkü bedenden çıkmadı ki, beden, ruh sekeratta çıksın. O çukura gitti, o da girecek. Çünkü niye? Bedendeydi. Bedeni yaşadığını nasıl anlayacağız? Uşkurluk ve mide. Yani bedenli hazların peşine koşmuş. Başka bir gayesi olmamış. Bedeni esas salmış. Bedenini putlaştırmış. Nefsini ilah edineni görmedin mi? Allah diyor ya ayette. Yani hazlarını, egolarını, yani maddi ve manevi. Mesela zevk ve lezzetler maddi.
Gurur, kibir, enaniyet, manevi. Hazlarını esas yapmış, yani bedensel hayatı yaşamışsa, bu adam nerede yaşadı? Bedende yaşadı. Bedende. O zaman sekerat da bedenden niye ayrı olsun? Eyvallah. Beden nereye giriyorsa o da oraya girecektir. Şu anda sen niye geldin? Evde oturman lazım. Bedenin bunu mu söylüyor? Kalkma ya, bugün niye gideceksin ya dersen. Otur televizyon karşısına, eşinle çayını iç ya. Keyfine bak. Dünya bir defa geldi, bir daha gelmeyeceksin. Vur, çat pat da oynasın. Niye geldi? Beden mi istiyor bunu? Ruh istiyor. Ruh aldı ya bu lezzeti. Şu anda bedeni yaşamıyorsun. YouTube'larda, televizyonların önünde olan adam ne yaşıyor? Bedensel hazları yaşıyor. Ruhu yaşayan böyle muamele görecek. Çünkü Allah hakkı zayi etmez. Ya o zaman kabir hayatı abi tedenni ve işiyor. Herkes kabir hayatı yaşamayacak o zaman. Ya teris oluyor. Mesela ustadan misal verelim ya, bu konu bu değil de. Ben diyor istikbalde hakikaten, şimdi hayale kabrime girdim diyor. İstikbalde hakikaten, şimdi hayale. Kabre girmiş. Kabir neymiş? Kabir onu zannediyoruz. O mezarlık. Kabir bak neresi. Yalnız. Kabrin sıfatı. Yalnız. Soğuk, dar, karanlık. Kabrin sıfatı. Şimdi sokakta insanlar var, güneşin altında. Aydınlıkta mı? Buhran geçiriyor. Çıldırıyor. Yalnız, yalnızlaştırmış kendisini. Akrabayla irtibatı yok. Menfaat üzerine kurduğu, insanlığını menfaat üzerine ben merkezli yaptı. Ne akraba kaldı, ne komşu kaldı. Ne kardeş kaldı, ne be baba kaldı. Menfaat üzerine kurdun mu, kimse kalmadı. Yalnız değil mi? Yalnız. Bak kabirin birinin sıfatı oldu. Yalnızlaştırılmış bir asır. Asır. Yalnızlaştırılmış bir asır. İnsanlar yalnız. Yok arabalık. Yalnız. Yalnız. Soğuk. İstidatlar inkişaf etmemiş. 223'te okuduk ya Kastamonu'da. Maddi ve manevi kışta. İnsanlar soğuk. Somutkan. Sana hayat vermiyor. Tam tersine. Soğuk. Sonra karanlık, önünü görmüyorsun, anda yaşıyor. Sonra kimsesiz mi dedik? Soğuk, dar, kimsesiz. Ha dar, mazi ve müstakbel yok. Andaki hazları, zevkleri yaşıyor. Kabir değil mi? Ustad zaten hazır zamana tabut diyor. Sonra ustad girdi, soğuk, dar, kimsesiz, karanlık kabire girdim diyor. Nüken nekir denilen... İki tane haşa haşa canavar dehşetli geldiler, hırtlama bastılar, sonra sordular, ciğerimi çıkarttılar mı diyor. İki tane münis arkadaş geldi diyor, benimle tatlı tatlı sohbetler ettiler diyor. Yerimi genişlettiler, nurlandırdılar, ısındırdılar, yalnızlığımı giderdiler diyor. Öyle değil mi? Evet. Sonra 232 lemalarda diyor ki, zahire baktığın zaman siyah çarşaf altında kabrin, ölümün güler yüzlü şeylerini gördüm. Bu nasıl oluyor? Yani bu nimete nasıl mazhar olacağız? Şimdi onu okuyacağız. Ama ruhumuzun kapsedilmesine şahit edenlerden, olanlardan olalım inşallah. Amin. Zaten tesbihatta var ya, Subhaneke ya şehid, taleyte ya şahid, ecine minen nari biafike ya Rahman. Subhaneke ya şehid, taleyte ya şahid, اَجِرْنَ مِنَ النَّارِ بِعَفِكَ يَا رَحْمَنْ. Şehit olan, nesi o? Bedenin şehidi olmuş. Bedenini terk etmiş, ruhunu yaşamış. Eyvallah. Ruhunu yaşayan bedenin şehididir. Şehit olduğu zaman şahit oluyor. Ters yapayım Arapçadaki gibi, tersten. Hazlarını terk edip, kendi hakikatine şahit olan şehit olacaktır. Aslı bu mana. Kendi hazlarını, bendensel hayatlarını değil de Allah'ın rızasını esas yapıp ruhsal hayatı, kalbi hayatı esas yapan, kendini tanımlama, kendisinin farkındalığını artırarak kendisine şahit olan, kendi bu an, kendini anlam yükleyen kalptir, ruhtur, hayat şudur. İşte bu hakikatlara şahit olan adam ne olacak peki?
şehit olacak. Risale-i Nur'un o kadar dehşetli muhanitlere karşı 263 Kastamonu. Mustafa anladık mı abim? Bu ruhun niçin dedim biliyor musun? Çok korkunç bir müjde gene geliyor. Ruhun kabz edilişine şahit oluyoruz. Şu an biraz önce, şimdiye kadar ruhumuz kabz edilirken biz ruhtaydık. Ruhta bile değiliz. Usta diyor ki kalbin ve ruhun derece hayatına çık diyor. Değil mi? Evet abi. 17. lemada değil mi? Kalbin ve ruhun derece hayatına girdi mi nasıl oluyor? Mazi ve mustakbel anda görüyorsun. Kadir ismine mazhar olduğun için bu ruhun kabz edilmişine şahit oluyor. Bir tanesini söyleyeyim. Ya dolu dolu külliyat. Bununla bakarsanız hakikaten diye. Şimdi Azrail'i sen seçebilir misin? Bana ben bu Azrail'i sevmedim. Tipi hoşuma gitmedi falan. Der misin? Azrail Aleyhisselam'ın da avaneleri var. Çırağı var, kalfası var, ustası var. Yoksa bizzat Azrail Aleyhisselam herkesin ruhunu kabzetmiyor. Azrail Aleyhisselam gelip de bizim ruhumuzu kabzedecek. Lan o peygamberlere ya. Avaneleri var ama inşallah etsin yani bizim için. Mektubatta geçiyor diyor ki, Sadat'tan diyor, yani talebe okutan, evliye yazım eden bir zat, ondan sonra gelmiş yatakta hasta, Azrail Aleyhisselam, la avani bunlarla kalı evliyanın diyor. Değil mi orada? Evliyanın ruhunu kabz edecek Azrail geliyor. Mektubattan söylüyor. Kalktı ayağa. Ben dedi evliyaların ruhunu kabz eden Azrail istemiyorum dedi. Emrin olur. Arzun olur. Azrail'i sen mi seçeceksin? Diyesin geliyor. Ya Rabbi diyor. Nazdarlığa bak. Ben ömrüm çocuk okuttum. Talebe okuttum. Talebe ulumun ruhunu kabz eden Mekkel meleke istiyor. Benim ruhumu o alsın diyor. Evliyanın alan değil. Bak evliyaya alan ayrı bir. Talebi ulumun ruhunu alan ayrı. Peki kabul olmuş mu? Olmuştur. Oldu yazıyor. Allah böyle bir Allah'tır. Ya öte nerede? Demiyor. Tefekkürü küfür olmadığı için söylüyorum. Allah ne kadar nazik. Ne kadar latif, ne kadar nazik, ne kadar nazini, ne kadar vefa, ne kadar kullarına değer veriyor. Ve o adamın istediği oluyor. O cinsten Azrail Aleyhisselam geliyor, müekkeli geliyor. Şahit oldu işte. Eceline şahit oluyor. Ben bu almasın diyor ruhumu. Benim ruhumu bu almasın diyor. Seyrediyor işte. Tuhaf. Nasıl geliyor? Ama bedava verilmiyor tabii. Bakkaldan şeker alır gibi değil. Hadi onu okuyalım. Bundan sonra saat çalışıyor. Şimdiye kadar mukaddemeydi. 45-50 dakika. Biz 10 dakika. Yok, olmaz. 263. Risale-i Nur'un o kadar dehşetli muhanitlere karşı galibane mukavemeti, bu kadar acayip ortam, şartlarda, evde televizyon, cepte televizyon, telefonlar değil mi? Ama kapatıp derse gelmek, kapatıp kitap okumak, kapatıp Allah'ın huzuruna çıkmak namaza, galip olmak, sır ihlastan, Risale-i Nur'un da bu kadar düşmanları varken mukavemet etmesi, sır ihlastan ve hiçbir şeye alet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i ebediye bakmasından, Risale-i Nur'un gücü nereden geliyormuş? Sır ihlastan, ihlastan değil, sır ihlastan, sonra Risale-i Nur'u risale yapan, hiçbir şey alet edilmemesinden, yani mesela yeni gelen de var, Risale-i Nur hiçbir şey alet edilmiyor, hiçbir şey vasıta değil. Hiç, hatta cennet bile gay yaptırmıyor Risale-i Nur bize. Öyle demiyor mu? Talebelerine diyor, cenneti gay yaptırmıyor diyor. Peki ne var peki bizim hedefimizde Mustafa? Rıza-i İlahi var. Hakka layık kul olmak. Peki Rıza-i İlahi'nin en düşük bir tarifi şu. Cennetin sahibini bulmak. Cennette değil, sahibini bulmak. Rıza-i İlahi gaye yapanın cehennemi nedir? Cehennem değildir o. Cehennemin sahibini kaybetmek.
cehennem doludur. Allah'ı bulmak cennetin cenneti, Allah'ı kaybetmek cehennemin cehennemidir. Sır ihlastan geliyor Risale'nin gücü. Başka hiçbir şey alet edilmemesinden geliyor. Başka doğrudan doğruya saadet-i ebediyeye bakıyor Risale-i Nur. Saadet-i ebediyeye hizmet ediyor. Başka hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemesinden. Yani öyle maddi, makam, kariyer desinler falan böyle bir şey yok. Gelen kardeşler böyle bilsin, böyle ya. Maddi ve manevi hiçbir şeye alet edilmiyor. Edilemez. Bazı ehli tarikatın emniyet verdikleri keşif ve keramet-i şahsiyeye emniyet vermemekten. Evliya olayım, keşif keramet göstereyim, uçayım kaçayım, böyle bir gaye de yok. Hakikaten yok. Hani ben çıkıp şimdi bir şeyh olayım, şeyh derler değil mi? Urfa'da şeyh olayım, el öptürelim. Yani kenarda da para kasada olsun, masada olsun. Yani... Keşif keramet de yani böyle okurken bir şeyler de olsun ya böyle harikalar. Böyle bir gaye de yapamazsın. İçine geçer ama gaye yapamazsın. Başka? Velayet-i kübra sahipleri olan sahabeler gibi. Sahabeler ne yapmış? Veraset-i nübüvvet sırrıyla. Sahabelerin sırrı bizde de var. Onu takip edecek. Nedir o? Veraset-i nübüvvet. Peygamberlerin varisi olmak... Varisi olmak sır bu. Ne demek bu? Yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehli imanın imanlarını kurtarmaktır. Peygamberlerin gayesi neydi? Cennete gitmek değil, uçmak kaçmak değil, el öptürmek değil, şu durdu değil. Nedir o? Allah'ın rızasını kullarına anlatmak. Vesile olmak, sonuç Allah'a ait. İşte Risale-i Nur talebeleri de sahabelerin bu sıfatları, peygamberlerin bu sıfatları olan rıza ilahi ne demek? Veraset-i nübüvvet. Yani nebilerin varisi olmak. Anne babanın varisi oluyoruz ya. Ana babanın varisi olunca toprak bina bize kalıyor. Arsalar bize kalıyor. Varisi biziz. Ha, iman edenler, iman edenler, hasreten dava adamları, Risale-i Nur talebeleri, peygamberlerin varisi gibi kimdir? Allah'ın rızasını insanların kullarına imanını kurtarmak adına neşretmek, ehli imanın imanını kurtarmasına çalışmaktır. Daha önce okumuştuk. Risale-i Nur talebelerinin bir vazifesi de kendi imanını kurtarmakla beraber yakınlarını ve ehli imanın imanını kurtarmaya çalışmaktır. Veraset-i nübüvvet bu. Yani peygamber olsa ne yapacak? Ne yapardı Nisan? Bugün peygamber olsaydı Kırıkhan'da ne yapardı abi? İnsanlara Allah'ı anlatırdı. İnsanlara ahireti anlatırdı. Kur'an'ı anlatırdı yani. Öyle değil mi? Farklı bir şey yapmazdı ki. Allah Resulü şimdi olsaydı Kur'an'ı anlatırdı. İşte Kur'an ne diyor? Dört tane gaye var Kur'an'ın. Bir, Kur'an Allah'ı anlatıyor. Kur'an ahireti anlatıyor. Kur'an peygamberleri anlatıyor. Kur'an hak, hukuk, adalet, muamelat anlatıyor. Temel bunlar. Şimdi de aynı Risale'nin bunu anlatıyor. Demek ki Allah'ın rızasını gaye edinmek demek, peygamberlerin vazifesine omuz atmak, ben valisiyim. Ana babamın binasına varis olduğum gibi, ben peygamberlerin davasına varisim. Peygamberliğin varisiyim. Ne oluyor? Ülema-i ümmeti kembiye Beni İsrail. Beni İsrail peygamberleri gibidir benim ümmetimden benim davamı dava edinenleri. Diyor ya hadisi. Risale-i Nur'un bu dehşetli zamanda, niye dehşetli? Anlatmıştım. Birkaç sıfatını söyleyeyim. Bir anda iman gidebiliyor. Çok dehşetli. Bir taraftar oluyorsun, gümleyip gidiyor. Beş vakit camiden çıkmayan 40 kişiden birkaç tanesi kurtardı diyor. Diğerleri kurtaramadı diyor ustad. Şu anlarda deyip. Ki niye kurtaramadı diğerleri? Sufyani Deccal'a taraftar olduğu için. İman gidiyor. Şimdi bunun şakası yok.
meyletmeyi de istemiyor. وَلَا تَرْكَنُوا اُلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Sakın ufak bir şey meyletmeyin. Mektubat. Ha, gidiyor. Bunun şakası yok kardeşim. Ben siyaset yaptım bir şey. Bunun şakası yok kardeşim. Şaka ile şapka meselesi, zunlar meselesi de yapılamaz, takılamaz. İmam meselesi de dalga geçilemez. Din meselesi böyle bir şey. Zerre kadar yapmayın diyor. Ha, bu dehşetli zamanda bir tane sıfat bu dehşetli olması. Hemen imam gidebiliyor. İki, uyanık olmak için söylüyorum. Herkes küçüğünden büyüğüne kadar, kadından erkeğine kadar, gencinden yaşına kadar herkeste korkunç psikolojik sorun var. Sıkıntı var, buhran var, panik var, panik atak var, depresyon var. Herkeste var. Sıkıntı. Dehşetli asır. Ustada da biraz sirayet etmiş. 249 Kastamonu. Ahir zaman olduğunu dehşetini anlatmak için söyledim. Üçüncü dehşetli şey, pergeli kendisine koyar, ben merkezli yaşar. Her şeyi ben merkezli. Düşünür. Çözümlemeyi öyle düşünür. Merhametin kalkması, merhametin, hayanın, edebin vesaire anlatıyor. Onun için bu dehşetli zamanda Risale-i Nur ne yapıyor? Kazandırdığı iki netice-i muhakkakası, iki tane harika neticesine mukabil, her şeyin fevkindedir, başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmaz. Ha, Risale-i Nur ana iki tane şey kazandırıyor. Onun için ne keşif keramet ararız, ne de dünyalıklar bunu alet ederiz. Sebebi iki tane şey için. Ne kazandırıyor bize? Birinci neticesi, Risale-i Nur'a biz devam edersek, okursak, tembellik yapmazsak, birincisi şu: sadakat ve kanaatla Risale-i Nur'u tanıdın, okudun, artık bu hizmete kanaat edeceksin. İkide bir, çırak gibi, bir gün otoelit, bir gün lastikçi, bir gün kuyumcu, bir gün beyaz eşyacı, bir gün kumaşçı, bir gün manufatıracı gidersen hiçbir şeyde sanatkar olamaz. Bir gün hukuk, bir gün öğretmenlik, bir gün mühendislikte okuyan çocuk bir şey kazanamadığı gibi. Tamam, tarikatsan tarikat. Nurcuysan nurcu. Kanaat artık. Sadakat ve kanaatla Risale-i Nur dairesine girer. Neyle giriyor hocam? Sadakat, kanaat ve kanaat. İki. İmanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senetler var. Gördün mü? Birinci müşte bu. İmanla kabre girecek. Ubey. Tamam abi. İmanla kabre girmek, yaşarken böyle bir ümitle yaşamak kadar daha bahtiyar kim olabilir? Dünyada en bahtiyar kimdir biliyor musunuz? Nizam. Dünyada en bahtiyar insan, unutmayın arkadaşlar. Dünyada en bahtiyar insan Allah ve ahiretle ümitli yaşayandır. Bir daha. Allah ve ahiretle ümitli yaşayandır. En bahtiyar insan. Arabası varmış, yatı katı varmış, çocukları çokmuş, aşiret reisiymiş, şeyhmiş, hocaymış değil. İç aleminde Allah ve ahiretle ümitli mi? Adam gibi adam işte. Cennet işte, cennet. Dünyanı cennet yapıyor. Onu da işte Risale-i Nur nasıl yapıyor dünyamızı? Bugün o dersimdi biraz, bir parçası. Öyle bir dünyada yani devamlı değişen hadiseler ve olaylar, devamlı değişen fikir ve hisler üzerine ama güzel tarafı şu, ben ne olmak istiyorsam Allah öyle yapıyor. Yani neyi düşünüyorsam, neyi hayal ediyorsam ona dönüşüyorum. Küçük dünyam kafamda o dünya oluyor. Ben içine giriyorum. O zaman ben kendimi kötü hissediyorum diyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Çünkü fikirler hisleri doğurur. Hisler duyguları, duygular da latifeleri doğurur. Hayal fikirleri, fikirler düşünceleri, düşünceler aklı, aklı hissi, his duyguyu, duygu latifeyi, latife de dünyanı oluşturur. O olsun. Ona dönüşürüz. O zaman ne olmak istiyorsun? Onu düşüneceksin. Kendini kötü hissediyorsun, doğru düşünmüyorsun demektir. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. Demek ki Risale-i Nur'a
sana verdiği Allah ve ahiretle ümide mukabil vereceğin fiyat şu. Sadakat ve kanaat. Artık kanaat edeceksin hizmete. Kanaat edeceksin. İkinci neticesi. Buradan kabil bile değişiyor ha. Kabili değiştiriyorlar yani. Allah böyle bir şey vermiş yani. İnsana böyle bir nazdarlık makamını vermiş. Vefat ediyor. Ölmemiş gibi dünyada icraat yapabiliyor. Marifi Kerriye, Hayat Ahrani, Abdülkadir Geylani, Bediüzzaman, İmam'a. Hay ismine mazhar olanlar vefatından sonra hayattaymış gibi icraatları var. Nasıl abi? Bu aynı yaşıyor seninle benim. Mesela şaşıracaksın biraz. Çünkü seni bildiğim için söyleyeceğim. Ama ilk defa duyacaksın belki de. Bazı ilmi kelam uleması Karl Marx için ne demiş biliyor musun? İnsan suretinde cindir demiş. İnsan değil o. Piyasada dolaşanların hepsi insan olduğunu mu zannediyorsunuz? İblis de var. Mesela Allah rahmet etsin Dehri Hoca. Dedi ki şunu görüyor musun dedi. Çarede. Arkasında ama yüzüne geçme dedi. Çarede. O dedi iblis. İnsan suretine bağıt dolaşıyor dedi. Ustadın iki defa elini öpmüştü. 21 defa hapise girmişti. Yani veli yani. Yolda yürüyen birisi mi? Yani çaredeyiz. Şimdi yok, bana bir herhangi tane... bir insan için bunu söylüyor, yolda gibi bir insan. Yani herhangi derken. Anladım. Şu dedi şey, ama önüne geçme dedi. Bu dedi insanlar içine girmiş ki iblistir dedi. Yani cin yani. Şeytan değil cin. Mesela Karl Marx için söylüyor. Bazı ilmi kelam alimleri insan suretine dönüşmüş cindir demiş. Ben okuduğumu söylüyor. Muteber kitaptan, Osmanlıca'dan. Bazı mesela Hay ismine mazar olanların diyor, ustad kendisi söylüyor, dünyada bazen kuşların ve sineklerin cefine, kanatlarına girip gezerler diyor. Alem şehadeti seyrederler. Öyle demiyor. Peki o evliya var ya ruhun kabzetme, orada söylüyor. Diyor ki şu anda Ehl-i Beyt'in bazı zatları Ehl-i Beyt'in maddi askeri komutanlıklarını yapıyorlarmış. Şu anda askeriyenin başında. Ehl-i Beyt ordusu var. Maddi ordu ya, askerli, siyah. Başındaki komutan hangisi bilmiyorum. Ama şey, vefat etmiş, hayattaymış gibi icraat yapıyor. Mektubattan söylüyorum. Evet, haşiyede. Seyit Yahya bu. Hazreti Hamza'nın da dünyevi işleri. Hazreti Hamza dünyevi işleri yapıyor. Binden ziyade Cevizli'nin bulundu diyor mesela. Mesela Cevizli'nin bulundu. Geylani mesela. Marifi Kerri, Hayat Ahrani, Abdülkadir Geylani bunlar mematında, vefatından sonra hayattaymış gibi icraat var. Şimdi ahir zaman fitnesinin, bütün peygamberlerin fitnesinin tamiriyle vazifeli olan Bediüzzaman Hazretleri hayatta değil mi yani? Başımızda zaten 10. sözde şefkat tokatlarında diyor ki gelen için ne diyor? Başınızda hazır, arkanızda nazır diyor. Nasıl nazır? Şimdi burada diyor. Ben mi uyduruyorum bunları? Ben birleştiriyorum işte. Şefkat tokatı başında. Başınızda hazır, arkanızda nazır diyor. Tokatlarını yersiniz diyor. Akıllı olun diyor bak. Arkanızdan çakıyor böyle. Tak! Vurduğu zaman sesi bir de hastanede ameliyata oluyorsun. Mesela liyakata göre bugün derse gideceksin. Vallahi geldim. La kalbine şahsi manevi sana mail atmasa sen neye geliyorsun? Şahsi manevi bir fikir atıyor, bir duygu veriyor, sen ne yapıyorsun? Şahsi manevi yapıyor, bazıları kabul etmiyor. Seni buraya alan onu buraya almıyor. Bir sebep koyuyor, yorgunum diyor. Şimdi gidemem diyor. Perşembe günü giderim diyor. Ya adama bak ya zaten acayip o beyaz adamı da sevmiyorum ya. Böyle. Bir bahane oluyor. Öyle dediklerini söylüyorum. Beyaz adamı sevmiyorum diyor.
Sanki beyaz sızdan sonra diğer zaman geliyor. Tuhaf. Anladın mı abi, Mustafa dolaşanların hepsi insan suretinde insan olmadık. Şimdi şey, onlar diyor o şeytanlar donsa, cisim olsa bu insi şeytan olacaklardı diyor. Bunlar diyor libasını çıksa, çıkarsa diyor o iblis olacaklardı diyor. Değil mi Mustafa? Evet. Kalmasak için öyle söylüyor. İnsan suretine cinler dolaşmıyor mu bazı köylerde? Dedenin şekline veya korkutucu bir şey geliyor. Bazen de iyi bir adama geliyor. Hızır aleyhisselam dilenci gibi geliyor. Bilmem neci gibi geliyor. Acayip acayip şeyler oluyor. Yani. Bazen canın yoğurt istiyor. Pat diye yoğurdu masana koyuyorlar. Oluyor da oluyor. Neler oluyor? Bazen gündüz ortası Hızır abi alıp götürüyorlar, gezdiriyorlar. Canım sıkıldı diyor. Belden aşağı felç. Neyle gidecek? Gündüz kimse yok ki. Kim gezdirecek? Yoruldum, bunaldım diyor. Çağırıyor. Onlar da geliyor, götürüyor. Seni yaylaya bırakıyorlar. İşte şu ikinden sonra çağırıyor. Getirip resmini. Bunlar vaka ya. Üstadı mesela. Vladivostok'tan nasıl geldi? Rus esir kampında değil miydi? Evet, nasıl getirdi? Kendi söylüyor Garim Tücü. Gelani Hazretleri getirdi. Rusya'dan çıkıp geleceksin. Ama biz Kırıkan'dan İstanbul'a gidemedik ya, canımız çıktı ya. Üç günde. Kırıkan'dan İstanbul'a üç günde gidemedim ya. Şey iki gün. Hem de asfalt oldu halde. Birincisi neymiş abim? Nizam. Sadakat ve kanaatla eğer devam edersek kabre imanla gireceksin. Böyle bir şey yaşamak, bundan daha bir şey olur mu? Allah ve ahirette ümitli yaşamak. İki, Risale-i Nur dairesinde ihtiyarımız olmadan, haberimiz yokken, ama haberimiz yokken, takarrur ve tahakkuk eden, takarrur, tekrarlanan, tahakkuk, tekrar edilen şeyleri şahit oluyoruz. Neymiş onlar? Şirket-i manevi, uhurevi cihetinde. Risale-i Nur'da böyle, iştirak amali uhrevi ders yaptık ya. Senin haberin yok Mehdi abi. Okudun bir cevşen. Ben de o saatte yatıyorum. Benim defterime cevşen yazılıyor. Sen de tarlayı sürüyorsun abi. Ben de birisine bir şey okuyorum. Birisine bir şey anlatıyorum. Senin defterine yazılıyor. Bu arkada biraz önce dedim ya, kalbine bir şey koyar seni oraya sevk eder. Kalbine bir şey koyar, gidemezsin, okuyamazsın, istesen de okuyamazsın. Çünkü liyakatın yok veya liyakatın var. Bunu kim yapıyor? Başımızda hazır, arkamızda nazır, bir şahs-ı manevi var. Kafamıza bir fikir, kalbimize bir his koyuyor. Ya hatırıma geldi, his oldu. Ya nasıl hatırına gelir? Hatıra nasıl gelir? Hatır a geliyor. Buraya düşüyor yani. Nereden geliyor bu düş? Aklıma ne oldu? Geldi. Ha geldi yani. Kim gönderdi sana? Sen de diyorsun ki ben düşündüm. Ne düşündün? Sana geldi zaten bu. Tefekkür ettim. Evellemektir yani. Düşünceye verilen Allah'ın cevabıdır. Tefekkür. Şimdi... Demek ki Risale-i Nur'un dairesinde ihtiyarımız olmadan bilmiyoruz nasıl bir manevi alem. Yani şöyle diyeyim, nasıl bir şeydir vücudunu anlatayım. Pekmez getir burada, tayin getir burada, karıştır başka bir şey. Ha. Bütün nur talebelerin amellini tencereye koy. Bütün nur talebelerin geçmiş gelecek ve andaki namazlarını, cevşenlerini, kitap okuma koydun mu abi hocam? Koydun. Akıl ve fikirlerini koydun abi içine. Herkesin. Vicdaniyatlarını da koy. Hislerini. Koydun mu? Koydun. Kalpteki duygularını da koy abi. Koydunuz mu? Koyduk. Ruhtaki latifeleri de koy abi. Karıştır. Tayyip Ekmez gibi. Fıtratları koyuyoruz abi.
Fıtrat işte, fıtratın dışa vuruşları. Evet, evet. Ve koyduk mu? Bunların oluşturduğu o pekmeztayinin o bütünsellik macununa şahs-ı manevi deniyor. Bu şahs-ı manevi bütün nurcuların aklı kadar akıllı mı? Bütün nurcuların vicdanı kadar vicdanlı mı? Kalpleri kadar kalbi, ruhları kadar ruh mu var? İşte o sevk ediyor, idare ediyor. Hani derler ya, kitap okuyorsunuz başınızda kimse yok. Nasıl yok ya? Öyle bir akıl var ki aklı kül. Bütün akılların toplamı. Bütün akılların toplamı. Bütün akılların toplamı bir tek akıl. Bak başınızda insan varmış. Bu iştirak-ı amali uhreviye. Gördünüz mü yani? Hayal bir şeyden bahsetmiyor. Şeytanlar nasıl ki var, gözükmüyor. Şahs-ı manevi de var, gözükmüyor işte. Eylemleriyle gözüküyor. Beni buraya konuşturan, bunları yaptıran esbab noktası odur. Ustad da sizin diyor, ben de diyor, reyimi diyor, şahs-ı manevinizi bıraktım diyor. Takarrur ve tahakkuk eden şirketi maneviye, uhrevi cihetiyle her bir hakiki şakir, sadık şakirdi. Her bir hakiki sadık şakirdi. Tersi de var. Sadık olmayan, hakiki de olmayan, sahtesi olan da var. Her bir hakiki sadık şakirdi. Binler diller ile, bak binler diller. Sen mesela Mustafa Teksin okulda bir şey anlatıyorsun. Yani getiriyorsun edebiyatta. Yani iki tane çakıyorsun. Ha sen onu çaktın değil mi o çocuklara? Ha sana ne? Sana ne yapılıyor? Binler dil ile, kalpler ile dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melaike gibi 40 bin lisan ile tesbih etmek sistemine giriyorsun. Evet bir günah alıyorsun orada ama da hizmet ediyorsun. Bir dile mukabil binlerce dil. Binlerce kalp, binlerce akılla tövbe ve istiğfara mazhar oluyorsun. Bu şu anda ders okuyorum ya, beraber dinliyor musun? Şimdi bu tövbedir, bu istiğfardır, bu münacattır, bu ubudiyettir. İbadet değil, ubudiyettir. Bütün nur talebeleri mesela şu anda tarlada ve fabrikada çalışan yok mu? Yolda olan yok mu? Var. Dünyada, kabirde, gelecekte, geçmişte. Şu okunan mana hepsine gidiyor. Sisteme dahil olmuş oluyorlar. Evet. Neye benziyor? Ya Keban Barajı'nı Mehdi abi sen kuracaksın. Ustad kendi bu misal veriyor. Yok devlet kurdu. Devletin gücünden basit bir tel atıyorsun devlete. Elektrik. Burada elektrik istifade ediyorsun. Sen mi kurdun Keban'ı? Yok kabul ediyorsun. Vergi vererek vücudunu kabul ediyorsun. Biz de sadakat bedelini vererek bize de elektrik veriyorlar. Fatura bu. İkide bir evirip çevirip sorgularsan bu hizmeti, kanaat etmesen, zıksak yaparsan, vazifeninden sıyrılırsan, onlar da sana adın gibi bil ki vazifeden sıyrılıyorsun ya, sıyrılıyoruz ya. Zannediyorsun ki ben yapıyorum. Liyakat olmadığı için Allah o şahs-ı maneviye, onu şahs-ı manevi akıllı ya, o vazifeyi vermiyor Mustafa sana. Ama sen olsan da olmasan, ben olsam da olmasam bu hizmet zaten olacak. Onun değil, bizim ihtiyacımız var. Yani bilmek lazım ki ben yapmadım değil, yaptırılmadı. Dinimizde de öyle ya, sevdirilmese, Allah sevditmese sevemezsin. Kalbe koyuyor, tamam abi benim, ben hala tamam ona ısındım, hadi evlenelim. Ben ona ısındım. Allah nasip etti be kardeşim. O sıcaklığı sana vermese sen neyse, kalbine onu koydu, tamam tamam. Aslında Allah onu sana kıldı işte. O senin nasip mi? Ya ben bu kadar kişiyi görüştüm hiç ısınamadım bu tamam. Bu senin nasibin ondan. Birisi ısındırdı da ısındın. Birisi ateş yakmasa nerede ısınacaksın? Acayip bir şey. Hanım ne demek biliyor musun Mustafa? Hanım. Evim demek. Han. Han var ya han, hamam, ev. Evim yani benim her şeyim. Han. Karım da abi dağdaki hani eridiğim şeydir benim yani. Beyaz olan da eridiğim şey. Evet. O da karım oluyor. Kar. Onda eriyorsun yani. Onda eriyorsun. Kar, evet.
Im. Eşim paralelim demek. Çok tuhaf ya. Konuşuyoruz ama bilmiyoruz konuştuğumuz. Şimdi her bir hakiki şakir abi bak Mehdi abi binler diller ile binler kalpler ile dua ediyor, istiğfar ediyor, ibadet ediyor. Neye benziyor diyor? Bazı melaike gibi. Onu da ustad ağaç gibi şey yapıyor. Bir ağacın kaç tane başı var? Sana Mehdi abi senin o tarlada kanalın kenarında ağaç var diye bir şey ağacı böyle. Böyle değişik bir ağaç var böyle. Kaç tane baş var abi? Ha, melaike gibi. Kaç tane baş? Aynı. Bazı melaike gibi 40 bin lisan ile tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şerif'teki hakikat-i Leyle-i Kadir gibi kutsi ve ulvi hakikatları 100 bin el ile aramaktır. Mesela çalıştın, fabrikadasın veya yoruldun, hakikaten istiyordun ama yapamadın, yattın. Dershaneler sabaha kadar çalışıyor. Veya bir nur talebesi evde bir hanım. Yakaladı Kadir gecesini. Bir nur talebesi yakalayamaz mı ya koca Kadir'i? O koca bir dünya üzerindeki cemaat. Bir kişi ya. Kadir gecesini yakalayamaz. Yakalar inşallah. Yakalar. Mümkün değil ki kaçması. Kendi söylüyor. O zaman hepimiz yakalamış oluyoruz. Şöyle bak. Ya ne yaptın da bunu alıyorsun? Bir. Sadakat ve kanaat. Şöyle hepinizden rica ediyorum. 10 saniye. Tanıdığınız en yakın, en yakınınız Risale-i Nur'u tanıdığı halde kanaat etmedi ne halde? Bir düşünün 10 saniye mühlet veriyor. Tanıdığınız en yakınınız Nur'ları tanıdı. Birkaç defa geldi, gördü veya epey devam ve kanaat etmedi bıraktı. Ne hale geldi? Bakın. He? Çok korkunç. Her şey hak batıl doğru yanlış birbirine girmiş. Bakın hayatına. Bak kanaat etmedi. Kanaat edeceksin. Bu hizmete kanaat edeceksin. Etmese belli. Sonuç belli. Denemeye gerek yok ki. Aha işte. Niye deniyorsun? Kanaat etmenin hali belli. Bak aklen, kalben, hissen çok berbat, çok zor durumda. Ben biraz da sizden fazla şahidim de. Ya. Allah. Koltuğun altına çapa verdi kanser. Derse gelmiyordun. Zamanın yoktu. Arçeliğe koli imal ediyordun. Abi zamanım yok ki. Derse gelmiyordun. Zamanım yoktu. Koli imal ediyordun. Şimdi nereye imal edeceksin? Bak tabuta koli imal edeceksin şimdi. Tabutlara, kefenlere koli imal edeceksin. Koltuğun altına doktor verdi. Ucu da sarmış. 38 yaşında. Fazla bir şey değil. Hadi bakalım. Babadan kalmıştı. Zamanım yoktu. Şimdi ne yapacağız? Vefat edince fabrika ne olacak? Zamanın yok. Sana kapat. Hep zamanı geçir demedik. 10 dakika risale oku. Haftada 1-2 gün derse git. Ne oluyor? Araban varsa arabanı kullandır. Koştur. Senin için söylüyorum. Bak ne olacak şimdi? Ha o bizle alakası yok. La biz de öleceğiz ya. O öyle ölmeyecek de başka şekilde yani. Kanser adam öldürmez ki. Trafik kazası da öldürmez. Kalp krizi öldürmez. Tansiyon, kalp öldürmez kardeşim. Yuhi ve ümit Allah'tır. Onun bahanesi işte. Onun ismi olmuş. Buharlaşmadı da böyle gitti. Başka ölüm şeyi söyleyin bana. O olmasın. Allah nasıl yapıyor? Aa buharlaştı. Nerede bu adam ya? Vallahi çarşıdaydı. Öldüğünü nasıl anlayacaktık? Herkes 10 sene onu arayacaktı. Kayıp adam. Ha meğer ölmüş. Ölüm böyle olmaz ki. Kimse de ibret alamaz. Ha o zaman ölecek. Ona bir bahane olması lazım. Giydirin şu kılıfı. Kalptir. Tansiyondur. Kanserdir. Trafik kazasıdır. Bu kılıf. Bahane. Biz de başka. Öldüren kanser değil ki. Allah öldürüyor. O onu vesile yapıyor. Evet. Demek ki Risale-i Nur'a sadakatle kanaat edenlerin günde Murat, tarlada sen traktör sürerken binler dil ile dua ediyorsun, istiğfar ediyorsun, ibadet ediyorsun. Kadir gecesinde Allah'a tarlada gündüz sürdün, derse geldin, bir cüz okudun, yattın. Ama sabaha kadar şirket çalışıyor.
Kadir gecesi yakalanmış oluyorsun. Ona yatıyordun. Ya bu büyük, harika bir netice insan. Saf olması lazım ya. Ne verdin de ne alıyorsun ki? Kanaat ediyorsun o kadar. Evet, ulvi hakikate 100.000 dililer. Mesela Kadir gecesini yakalıyor birisi. İşte bu gibi netice içindir ki Risale-i Nur şakirtleri Hizmet-i Nuriye'yi bu netice için, bak Mustafa, evliyalığı niye istemiyoruz? Niye keramet keşif istemiyoruz? Bu netice için, birinci netice neydi? İmanla kabre girmek. İkincisi, geçmişteki nurcuların, gelecekteki nurcuların, Allah'ın nazarında geçmiş gelecek yok. Şahs-ı manevi içinde yok. Geçmişe ve bütün nurcuların şahs-ı manevisinin oluşturduğu hasenata ortaksın. Şöyle bir delil de yapayım, hatırıma getirilen. Belki inanmakta zorlanıyoruz bu şahs-ı manevi. Adem Aleyhisselam'a iman etmesek ne oluruz? Kafir oluruz. Kafir oluruz. Matematiği çok seviyorum. Tersten git. A eşittir, B eşittir, B eşittir. İman edince en az bunun zıttı kadar kârım olması lazım. Yani ben eğer bir şey rızk taşıyorsa, iman etmeyince kafir oluyorsam, iman edince ne olmam lazım? Adem Aleyhisselam olmam lazım. Ömrüm oradan başlıyor benim. Amelim, ibadetim, onun imanına, amelin ortağı. Ya, amelin ortağı. Peygamber'e iman etme, 24. sözde anlatıyor değil mi bunu? Bunu anlatıyor ya. Garip garip bakmayın. O bir padişah şeyini anlatırken veriyor. Hazreti Adem Aleyhisselam dediniz ya, o biraz... Evet, o misal bir peygamberlere iman etti, etmedin kafir oluyorsun. İman edebilmek, iman etmek demek, ümmeti olmak demektir. Ümmet oluyorsun. Biz onun ümmeti, evladı değil miyiz? Ümmetiyiz. İman ettik ameline, imanına, bütün her şeyine, hasenatına, tebliğine, çilesine, orucuna, derdine, kederine, tasasına, günahına değil. Ortağız. Günah zaten yok. Zellesine. Her şeyin ortağız. Lan ömür Adem Aleyhisselam'dan başlamasını istemez misin Mustafa? Cemaate girdin. Bak Müslüman oldun. Adem Aleyhisselam'dan ömrün başladı. Hatta ezelden başlar diyor. Şualarda söylüyor Mustafa bunu. Hatta ezelden ebede kadar manevi hayattan şey alır diyor, imdat alır. Oradan başlar. İman böyle yapıyor. Seni Allah'ın ilmine taşır ve ömrün oradan başlıyor. Ezelden ebede. Ama biz alem-i şehadette diyelim. Adem Aleyhisselam'la ömrün başladı. Şahs-ı maneviye girdiğin için kıyamet kopunca son bir nur talebesinin hasenatına da ortak olacaksın. Senin ömrüne bak. Adem Aleyhisselam ve kıyametteki nur talebesi arası. Dünyanın kuruluşundan beri. Öyle diyor. Şualar varsa göstereyim. Ama ne oluyorsa şualar olmuyor önümde. Her akşam olmuyor. Valla şuaları bilinçtir mi yok? Bir şualar yok. Her şey var, şualar yok. Ama her akşam yok. Şey için, kader ilahi. 700 kaçtı abiler? Müslümanın ömrü nereden başlıyor? Hadi abiler. He? Mahmut Atmaz he? 700 söylüyorum. 700'den sonra. 724'ten. Yok, 724 değil. 731. Olmadı. 756. Bismillahirrahmanirrahim. Fe innema tuvelu fesema veçullam. Ayet-i kerimesinin sırrıyla cihat-ı sitteden herhangi bir cihette olursa insan tenevvül eder. Altı cihet. Sağ, sol, ön, arka falan. Hatta mümin olan bir insanın. Bak abi. Duyuyor musunuz bana? Ben kafayı kaldırıp bir şey söyledim de kitaptan söylüyor. Eğer almadıysa kafanızı şey yapın. Nerede bu? Ben bunu anlayamadım. Bak şimdi. Hatta mümin olan bir insanın ömrüne bak. Dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Dünyanın kuruluşundan ha. Hatta Adem Aleyhisselam'la da başlamıyor. Ben çünkü kanaat edemiyorum. Benim başım olmaması lazım. Fıtratım bu ya. Senin de öyle. Benim bir yerden başlayıp bir yerde bitmemem gerekiyor. Yok, mümkün değil. Fıtrata kayıt getirinse fevran ediyor ya. Bak şimdi. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat, onundan medet ve yardım alır. Ezelden ebede.
hayat durumundan medet alıyorum. Orada yaşıyorum. Allah'ın ilminde ben sonra mı bilindim? Allah'ın ilminde biz yok muyduk? Allah'ın ilminde ezeli ve ebedi vardık zaten biz. Sonra Allah bilmedi ki bizi. Zaten o zaman abi ölen ölmüyor yani. Ölen ölmüyor. Teris oluyor abiler. Yani hissemizi belirlemek için geldik burada. Kardeşim, cennete gitmek için buraya gelmeye gerek yoktu. Zaten cennetteydik. Biz cennete gitmek için gelmedik. Bir, imtihan için geldik. Bu bizi doyurmuyor tabii. İki, Allah bu kainatı ayna yaptı, cemalini görüyor. Yine bir seniyetli usta da bu. Ya Resul malımız olan istidat ve kabiliyetimizi neşrünemalandırmak için geldik. Yani istidat ve kabiliyetleri inkişaf ettirince ne oluyor? Farkındalığın olarak, cennette bu yoktu bakın. Benim ruhum, benim hayatım, o ben olan ben diye bir şey yoktu. Cennet olduğu da bilinmiyordu. Çünkü dünyada bilinir cennet, cehennem. Zıt yok. Zıtlarla. O zaman o ben olan ben ve sırrı insan dünyada inkişaf ediyor. Rıza ilahi burada oluyor. Yani kendi hakikatına tanıklık, şahitlik burada oluyor. Kendini keşfetmek burada oluyor. Bakın ne diyor? Diyor ki, insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan hayat nurundan medet ve yardım alır ve keza cihat sitteyi temvir eden altı yön. Mazi, sağ, sol, ön, üst, arka, altı yönü nurlandıran iman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı, yani doğdum, öldüm. Dar değil mi ya 60 sene, 70 sene? Ne 70 sene ya? Ne 7000 sene? Dar. Ha, iman bu duvarları kaldırıyor. Başlamadın diyor da bitmiyor da diyor. Başlamadığın gibi bitmek de bitmemiş. Ne diyor? İman şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap ettiriyor. Önemli olan ben beden miydim ya? Beden doğdu bitti. O beden ya, ben bedenle doğmadım ki bedenle öleyim. Bedenle kim doğduysa bedenle ölecek. Bedene kim? Kim doğdu kim? Bedene ben diyen bedenle doğdu. Bedene ben diyen bedenle ölecek. Bedene ben diyen bedenin gittiği yere girecek. Beden değilim ki ben. Bedenle doğan yaşı başladı. Bedende yaşayan bedenle ölür. Beden değiliz ki. Bak ne diyor? İman sayesinde insanın şu dar zamanı, mekanı genişlenir. Rahat bir aleme inkılap eder Mustafa. Ezelden ebede. Bak bir yerden başlamayı fıtratımıza sızıp başlamamamız lazım. Allah'ın ilminde yok muyduk abi? İla nihayet ezeli ve ebedi olmayacak mıyız? İle bedenle mi olacağız ya? Uykuda bedenle miyiz ya? Bedeni misaliyleyiz. Onun 70 katı ilerisini düşün uykudakinin halini. Ya kardeşim bu alemi biraz fark etmek lazım ya. Hissi zahiriye muhtela olduğumuz için his aldatıyor. His zahire muhteladır. Onun için ölümden korkuyoruz. Alışmadık. Hissimiz eve, apartmana, arabaya, aşına, işine, eşine, aşına peyda ettiği için ayrılmaktan dolayı zaten ölüm fıraktır diyor. Yani hissi zahire ters geldiği için ölüm bizi ürkütüyor. Hissi zahir. Hep sıkıntı yaşıyor. He? Hissi zahir. Zahire muhtela bu his. Bu iş zahire, ahtapot gibi zahire bağlanmış. Lan bu dünya bizim hayatımız gibi, çoluk çocuğumuzla, evladımızla, anne babamızla ezeli ebedi orta halde olacağız ya. 60 sene mi zannediyorsun ya? Evladınla, babanla, annenle beraber olmayı. Orada ebedi beraber olacağız. İnşallah. Ya inşallah ya. Allahu Ekber. Maşallah. Bu büyük alem, kainat, böyle düşünen insan için düşündüğü gibi muamele göreceğinden bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur. Hani senin binandı? Hani kırkan senin mahallendi? Kainat ne hale geliyor? Hane. Hane oluyor, senin binan oluyor. Şehri de değil. Bak bu büyük alem, bu büyük kainat bir insanın hanesi gibi olur. E tamam ustadım, nereden başlayacağım? Mazi ve mustakbel zamanları
insanın ruhuna, kalbine bir zamanı hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Sonsuz. Uzakmış, yakınmış, öyle bir şey yok. 60 sene, 70 sene dünyada beden bulunuyor. Biz beden değiliz ki. Bedende kalan sadece bedene kalır. Evet, o kadar. Bir beden dersini girersiniz nurdersi.com'da da. Beden, cismaniyet. Bir bak böyle. Kaç sene çalışmışım o projeye. Cennette cismaniyet. Ama o kadar kıymetli ki, bunun kıymetini bilin. Meleklerde yok. Öyle basit değil ha. Meleklerde yok, cinlerde yok, ruhanilerde yok. Keyfini çek vallahi. Ulan hayvanlarda var dedim ama ruhu yok. Yani ruhu var, insan ruhu yok. Yani ruh ağaçlarda yok, hayat var. Ruh hayvanlardan başlıyor. Hayvanlarda, cinde, meleklerde var ama hayvanlarda var ama ona uygun ruh yok. Düşük ruh var. En kaliteli ruh, en kaliteli beden. Vallahi kıymetini bilmek lazım. Sırf bunun için. Yani bu farkındalığımızı her ders, her akşam farklı bir böyle haletle böyle okuyarak, derslere giderek, evimizde okuyarak, çoluk çocuğumuza, hadi 10 dakika sen oku. Oğlum, ya ben bugün yoruldum. Tamam. Ben bugün yoruldum. Ya okusana senin günahsız ağzında bir 10 dakika. Ya baba ya, ya bir 10 dakika lan, bir bana şey hatırlıyorum. Oku, bir 10 dakika okuttum. Sen 10 dakika, tamam, nurlansın. O kadar ya. Zor bir şey değil ha bunlar. Ya bu uçuk muçuk şey istenmiyor. Bunlara kim mazar olacak? Suda yürüyen, havada uçan. Öyle değil ya. Namazını kılan, tesbihatını yapan, tertleri olan, dersleri giden o kadar ya. Ubed çok zor iş mi abi? Ne yaptın da çok zor? Abi elini bağladın, abi öyle dinliyorsun. Ya zor bir iş. Ya geldin ne yapıyorsun yani? Ama buna mazar oluyorsun, şahsı maneviye giriyorsun. Ne yaptın yani? Ya rahmet ilahi daha ne yapsın yani? Allah insaf versin diyor. Ağaca takmış armutu yani onu da ağzına atsın. İndel ağaca onu da veriyoruz diyor. Çok acayip ya. Yani iyi ki Müslümanız çok şükür. Çok şükür. İnsanın en büyük endişesi kabir değil mi? La kabiri de derslerle çıktın işte. Tabut bedenmiş, bedeni yaşamıyormuşuz. Ruh bedenden çıkmasın, ben olan ben, Enes'i, sırrı insanı şahit olacak. Hatta o ruhtan, ruhum cesetten böyle mi çıkıyor ya? Niçin? Kendi hakikatine şahit olduğun için şehit olacaksın. Bismillah. Nur şakirtleri hizmet-i nuriyeyi ha işte bu gibi netice içindir ki yani Mustafa bu sebepler için arkadaşlar bu konuşulan sebepler için Risale-i Nur şakirtleri hizmet-i nuriyeyi velayet makamına tercih eder. Keşif ve kerameti aramaz. Bunun için aramaz. Ne yapacağım ben keşif kerameti? Enaniyetimi ne düşeceğim? Ne yapacağım? Üstünlük mü yapacağım? Cakka mı yapacağım? Hava mı atacağım onunla? Onun için bu iki mühim, bu konuşulanlar için Risale-i Nur talebeleri keşif ve keramet aramazlar. Velayet makamlarını düşünmezler. Ve ahiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmazlar. Hizmetinin neticesini dünyada istemezler. Vazife-i ilahiye olan, bak vazife-i ilahiye olan muvaffakiyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek, müstahak oldukları şan-ı şeref ve ezvat ve inayetlere mazhar etmek gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmaz ve harekatını onlara bina etmezler. Allah'ın işi. Yani ben layık olduğum yerde miyim? Böyle bir şey aramayacaksın. Müstahak oldukları şan-ı şeref, okuduğum cevşen ve Kur'anlarımdan dolayı coşma hani var ya, adam pazarda oldu. Kaç yaşında tövbe? 39 yaşında. Sıkıntısı var. Hemen bir hafta olmuş. Namaza başlamış. Tamam böyle fotoğrafçı. Geldi bana diyor ki hesap soruyor. Tamam hoca dedi ben bunu alım geçiriyordum dedi. Dediler ki namaza başla. Şey yap. Ben namaza başladım sıkıntı gitti. Vallahi dedim 50 seneden beri okuyorum daha sıkıntım gitmedi. Yani adam namaza başlamış eğilip kalkıyor. Okumayı da bilmediği için hocanın arkasına bir hafta sonra psikolojisinin düzelmesini istiyorsun. Lan bakkaldan şeker mi alıyorsun?
Kaç sene tahrip oldun? 39 sene. Bir dur bakalım 30 sene. Bir tamir ol bakalım. Ya. Yani müstahak oldukları şanı şeref. Namaz kıldım. Niye kıldı şimdiye kadar? Niye? Allah için mi kıldı? Ne için kıldı? Sıkıntım kalksın diye. Yani Allah'ım bunu veriyor mu, bunu bana ver. Bu zaten bunun için değildi, onu da vermiyor. Müstahak oldukları, nur talebeleri, müstahak oldukları şan-ı şerif, ezvak, inayetleri istemezler. Öyle bir şeyin talep etmezler. Allah muhafaza. Allah muhafaza etsin yani. Yani ahiret meyvelerini dünyada yemiş oluyor. Öyle bir şey aramazlar. Aramayacağız. Zaten aramıyoruz da. Tekrar ediyoruz. Kendi vazifelerinin haricinde. Yani benim vazifem nedir? Kitap okumak, namaz kılmak. Nasıl öleceğim? Nerede öleceğim? Gece mi öleceğim? Gündüz mü? Senin vazifen mi? Kimin vazifesi? Allah'ın vazifesini niye karışıyoruz? Onun için belasını çekiyoruz. Nerede sıkıntı var? Nerede canımız sıkıldı? Bil ki iş, kendi vazifemizden çıkmışız. Allah'ın işine omuz vermişiz. Ondan oluyor. Bırak Allah'ın kullarını, Allah'a bırak ya. Çocuğunu, evladını, babanı. Bırak Allah'ın kulu ya. Sen ondan, Allah'tan daha yakınsın. Allah bilmiyor mu kime ne yapacağı? Bırak Allah'ın inayetini. Allah senin bildiğin gibi de merhametli değil. Senin bilemediğin kadar merhamet, sonsuz merhametli. Öyle senin zannettiğin gibi değil Allah. İyi ki değil ya. Ya bırak Allah'ın kullarını ya. Bak diyor ki, kendi vazifenin haricinde bulunan şeylere karışmaz. Şimdi mesela hidayet. Kime vereceksin? Ne bileyim ya. Ben dersimi yaparım. Ne olur. Ben nöbet tuttum bugün akşama. Burada mıydım? Burada mıydım abi? Kitabımı okudum, cevşenimi okudum, Kur'an'ımı okudum. Okudum. Kardeşlerle sohbet ettik. Gelenle meşgul olduk. İlyas. Değil mi? Tamam. Benim vazifem bu. Ama gelir gelmez adam. Dükkanı açtım ben. Müşteri gelir gelmez. Ubet ne dedi geçen? Ulan dedi akşama kadar beklersin. Akşam üzeri bir adam gelir. Akşam koca bir günlüğü kurtarırız. Bazen bir hafta gelmez diyorsun değil mi? Bir bakıyorsun bir ay pek müşteri gelmez. Ama bir ay son birkaç gün bir müşteri gelir ki beyaz yaşadan bir ayı kurtarırız. Yani senin vazifen kul olmak. Sonuç değil. Hani demek ki vazifenin haricinde bulunan şeylere karışmayacağız. Harekatını onlara bina etmeyeceğiz. Yani şu, bunu yaparsam böyle olursa devam ederim. Böyle olmadı mı? Ay yapmam. Değil. Ben sonuç olsun ve olmasın. Ben bunu yapacağım. Niye? Kulluk bu. Şimdi bakın, gece yatamayan Cemil. Yatamayan insanları birkaç tane söylemiş olduğu için. Aa bu olacağım. Aa gece canım çıkacak. Aa kimse yok. Aa şey olacak. Peki senin nerede, nasıl öleceğini? Senin işin mi? Allah'ın işi değil mi abiler? Onu Allah'ın işini biz düşününce neye benzedi bu? Gemiye, arabalı vapura biniyor Mehdi abi adam. Sırtında yük var. Sırtında yük var. Koysana gemiye. Üzerine otur. Yo, belki batar. Lan batarsa sen de gidiyorsun. Arabalı vapurda sırtında yük var. Gemiye binen adamı düşünün. Maskalı değil mi? Ben nerede nasıl öleceğim? Korona mı ile? Kanserle mi? Nerede kapacak beni? Sana ne? İşte aynı gemide sırtında yük olan adama benziyor. Koy üzerine, keyfine bak ya. Kul ol. Gelişimi bana sormadıkları gibi gidişimi de bana sormayacaklar. Niye? Ben değildim ki bu. Bu onundu zaten, ben kullanmak için aldım. Bu ben miydim? Bana verdi. Başka neyi verdi? Aklı da verdi. Ruhu da verdi. Kime verdi? Var zannettiğim eni. Ne vardır ne hiçtir. Ne vücudu var, ne yokluğu var. Ben olan ben. Vücudu yok ki. İşte olan, ben olan benim. Kim? Vücut kim ise o düşünsün ölümünü. Ölümünü düşünsün. Vücut ben miydim? Kim ise bırak onu ya. Safasınca. Ay yatsıyı kıldık. Kılmayan da kılacak. Ben yatsıyı kıldım. Dersimi dildirdikten sonra çay da içerim. Sohbet de ederim arkadaşlar. Kalmışsa biraz evladım. Yok. Ondan sonra dişimi fırçalarım, yatar başa. Nasıl öleceğim? Bana ne ya? Ben o gün defterimi yaptım, kepeği indirdim. Allah demedi ki havada uç, suda yüz, yürü, tamamdır, makbulsun.
Makbuliyetin alameti budur. Demedi ki namaz kılabiliyor musun? Bugün 5-10 dakika risale okudun. Elinden geldiği kadar o YouTube ruh mezarlığı demekmiş. Girmedim. He? Girmedim. Bak YouTube'un manasını söylüyorum. Televizyonun Türkçe manası ne demek biliyor musun? Kendine söylüyorum. Çocuk delirtme aleti. İlk. YouTube ruh mezarlığı deniliyormuş. Ruh mezarlığı. Bir sürü hortlamış. Çünkü sağ olanlar da var orada. Ölüler de var. 50 sene önce ölen adam hala hortlamış orada. Hortlak dolaşıyor. Sen mezarlıkta hortlak arıyorsun. Lan hortlak senin elinde ya. Hortlarsa diyor. Lan mezardan kim hortlayacak ya? Sen zaten ruh demek. Yani ruhun mezarlığı YouTube ya. Orada bir sürü hortlaklar var. 50 sene önce filmi çevirmiş. Kendisinin toprağı bile yok. Çıplak resimleri duruyor. Çıplak resimleri duruyor. 50 sene önce ölmüş. Toprağı bile yok. O nerede şimdi? Allahu Ekber. Bizi ilgilendirmez nerede. Ya herkes müstahak olduğu gibi muamele görüyor ve görecek. Ben şeyi söyleyeyim. Ya keşke şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Bak keşke diyenlere söylüyorum. Keşke bu olmasaydı, şöyle olsaydı. 20. mektuptan söylüyorum. Diyor ki kafama kaldığı kadar. Madem böyle Allah'ın bir ilmi muhit ezelisi var. Kim nereye layık ve müstahak ise öyle muamele gördü ve görecek diyor. Hiç endişe etme, hiç endişe etme. Allah'ın kullarından endişe etme olun dahi olsa. Kim nereye layık ve müstahak ise öyle muamele gördü, görecek. Ama baba ve anne veya işte evlat şefkatinden daha fazla şefkat sahibi odur. Çünkü bu şefkati veren bize odur. Mektubatta geçiyor. Bak, kim nereye layık ve müstahak ise öyle muamele görecek diyor. Okuyayım onu da. Ya Allah Allah. Ondan sonra dersi keseceğim. Muallim kaçıncı sayfadaydı? Hadi bakalım. Sağ tarafta. Muamele gördü, görecek. 392 olmaz. Ha 243. Okuyun bak. Madem, ezberimde öyle kalmıştı. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır. Elbette insanları ve insanların amellerini görür. Ve insanlar neye layık ve müstahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetinin, hak eksik söyledim. Hikmet ve rahmetinin muktezasına göre onlarla muamele eder. Şimdi edecek. Çok güzel ya. Yani siz dünyada bizi keyif yaşatırsa Risale-i Nur yeter vallahi ya. Bak ne kadar ağır. İnsanlar gece beni uyandırmış. Diyor ki sevdiğim birisi. Sen kardeş ayakta mısın yazmış. Dedim tam da yatacaktım. Ne oldu dedim. Bu araba alıp satıyor. Çok iyi, çok ileri seviyede Türkiye'de sırada. Araba alıp satıyor galerilikte. Ya dedim ölüm korkusu aldı beni diyor yatamıyorum dedi. Acaba canım çakar mı diyor. Hanım babasının evinde diyor. Şimdi evde tekim diyor. Kalp krizi geçirirse şu olursa ama yarabbim. Anlatması benim zaten karakter. Ya yat aşağı dedim ya. Hayır yaz dedim. Yazamadım. Yat lan aşağı dedim. Bir de şey yapmadı. Tamam abi. Uyku, 243. Ama ben eksik söyledim. Hikmet ve rahmetiyle muamele rahmet muktezasına göre muamele eder şu anda. Niye yoktu? Niye böyle oldu? Bak Allah muamele etti. Sonra ne yapacak? Edecek. Dünyada da bu rahatlığı bize vesile oldu mu? Ne verdik de? La bu rahatlık var. Ha herkes giderken psikiyatrist muayenede hesabını verecek ha. Herkes muayene parası verecek. Doktora gidince bu rahatlık olur muydu? Ya. Doktor o da ne yapıyor biliyor musun? Nasıl rahatlarsın? Doktor seni konuşturuyor. İçeride birikmiş olan o enerji potansiyelini boşaltınca rahatlıyorsun. Oh be doktor da rahatladık. Lan muhatap oldu sana ya. Almanya'da da öyle. Kiliselerin tuttuğu evler var. Gittim.
pastör yani imamım diye kabul ettiler. Ben şahit olmak istiyorum dedim. Yanıma bir tane de Türk aldım. Almancayı çok iyi biliyor. Katolik kilisesi yapmış. Tek başına yaşadıkları için bütün yaşlılar. Nasıl psikoloji iş yapıyorlar? Şimdi orada bir evler var. Katolik kilisesi buna parasını veriyor. O kadın, kadın erkek. Geldi bir tane kadın. Bana dedi ki hangisini erkek mi kadın? Olsun fark etmez. Yaşlı bir tane geldi kadın. Dedi ki kadın gelsin. Seçti bir tane. Oturdular. Ben de aynada ama beni görmüyorlar. Siyah bir şey. Ben onun konuşmalarını görüyorum. Çünkü resmi oldu. Müracaat ettim. Kabul ettiler. Tercüme ediyor. Şimdi kadın ne anlatıyor? Aynı anlatıyorum size. Kilisedeki derim bakimler. Ya dedi bugün dedi kalktım dedi şey yaptım dedi. Ondan sonra ya öyle mi ya muhatap olan? Oo öyle mi? Konuşmasını yolunu açıyor. Aa sonra dedim. Ha, gitmiş işte banyoda biraz işte banyoda biraz kaydım diyor falan. Bu gün dedi kanı var konuştu. Tamam. Meğer bir saatte 100 euro. Ondan sonra bu sigortalı olduğu için Katolik Kilisesi bunun parasını ödüyor. O kadın bir saat onu dinledi ya 100 euro alıyor. Konuşmadı ha. O nasıl rahatladı? Konuştu. Ya şu iman nimetine, Müslüman nimetine bize verilen şu nimetleri görüyor musunuz? Ya. Hasan abi, bir saattir biz de seni dinliyoruz da. Biz ne konuşacağız? 50 euro. Sen de ya ve alacaksınız. Ama sen de hapishanede bir sürü şeyleri anlatacaksın. Ve onlar ne kadar sana bakıyorlar biliyor musun maskanda? Şu gardiyan bana bir iki kelime söylese. Aa Mustafa neredesin lan sen? İlk defa görüyorum lan seni. Bir haftadan beri yoksun. Rahatsız mıydın? Ha. Karantinada. Ha, inan vallahi fırçamı yerdin ha. Bana bak gardiyanada yapmıyorsun değil mi? Oraya da gitmiyor musun? Kırıkhan'da. Tamam da gidiyor musun hapishaneye? Gidiyorum. Hapishaneye gidiyorum. Burada kimse yok hapishanede. Yok mu? Mahkum yok. Yok mu mahkum? Yok abi iki sene. İki sene. Vay anasını keşke mi? İki sene de karantinada evlerinde. Evlerinde. Hazreti Korona'ya dua ediyorlar onlar. Peki son cümlemi okuyayım. Bir daha abiler. Kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmazlar. Harekatlarını ona bina etmezler. Halisen, muhlisen çalışırlar. Son cümle, vazifemiz hizmettir, o yeter derler. Çok şükür. Ve saniyen 80 küsür sene, yok burada son dedik, son kalsın. Demek ki vazifemiz hizmettir, o bize yeter. Bu meleklerin bakışı değil mi abi? Evet. Melekler de hani bir karşılık beklemiyorlar ya. Melekler de öyle. Meleki bir duruş bu aslında. Harika hocam. Çok güzel, bak istifade ettik. Meleklerde ibadetleri fıtri, Allah'tan bir ücret beklemiyorlar. Çünkü ücretleri kendisidir. Evet. Ustad diyor ki biz ücretimizi peşine almışız. Nedir o? Biz hizmet ederken hizmet ediliyoruz. Ve insanlar imanını kurtarmak için uğraşırken imanımız kurtuluyor. İnsanların dertlerine derman olayım derken derdimiz ortadan kalkıyor. Zaten hizmetin kendisi ücrettir. Biz ücreti aldık. Manevi lezzet. Evet, melekler nedir? Vazifeleri fıtrı olduğu için sonucu ve ücreti beklemedikleri için hizmet ediyorlar. O hizmetlerinin kendisi lezzettir. İşte hocam güzel söyledi. İşte bu duruş nedir? Meleklerin duruşu gibidir. Melek olmak, melaike makamı gibi. İnşallah. Ya efendim inşallah. İnşallah. Yani melaikeler sonucu beklemiyor ki. Vazifesi fıtri. Yani o vazifenin kendisi lezzettir. Talebe-i ulum en iyi makam değil mi? Tabii talebe-i ulum. Talebe-i ulum. Ama talebe-i ulum olmasa var talebe-i tulum olur. Talebe-i uluma gelen sekerat için demek ki İşte mektubatta geçiyor o. Talebe-i ulumun şeyi sekeratta. O evliya bunu diyor. Evliya bunu dediğine göre. Evliyanın ruhunu alan Azrail cinsinden istemiyor. Talebe-i ulumun ruhunu kabzeden kabz-ı erva istiyor. Vay be talebi işte ya Risale-i Nur talebeleri talebi ulumdur diyor. Okuyacaktım ama tamam inşallah yarın. Yarın ne günlerden? Çarşamba. Nerede ders var? Gene burada. Tamam. Perşembe. Bunun devamını yapalım. Perşembe de burada inşallah. Peki. Vahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.